Merhaba sevgili arkadaşlar. Küresel örgütlere başlayalım. Sevgili arkadaşlar, 20. yüzyılda yaşanan savaşlar, ekonomik ve siyasi sorunlardan dolayı ülkelerde tabii ki çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Ve bu sorunları aşmak için bir takım örgütler kurulmuştur. Şimdi örgütlerimiz kendi arasında ayrılıyor. Bir küresel bir de bölgesel örgütler var. Küresel örgütlerden Birleşmiş Milletler, bu arada Türkiye Birleşmiş Milletler'e üye. İslam İşbirliği Teşkilatı küresel bir örgüttür. Aynı zamanda ikisi de siyasi örgütlerdir sevgili arkadaşlar. Türkiye üye, OECD'ye Türkiye üye ekonomik ve işbirliği kalkınma örgütü. Petrol ihraç eden ülkeler birliği Türkiye üyesi değil. Grup 20'ye Türkiye üye sevgili arkadaşlar. Gelişen 8 ülkeye Türkiye üye. Evet, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yani NATO, sevgili arkadaşlar Türkiye NATO üyesidir. Şimdi bu örgütleri incelemeye başlayalım. Sevgili arkadaşlar, Birleşmiş Milletler bildiğimiz üzere 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Temel amaç dünyada barış ve güvenliği sağlamaktır. Tekrarlıyorum, temel amaç dünyada barış ve güvenliği sağlamaktır. Evet, 51 üyeden oluşmaktadır ve Türkiye'de bunun kurucu üyelerindendir. Şimdi çeşitli organlarına baktığımızda genel sekreterlik, genel kurul, Vesayet konseyi, güvenlik konseyi, ekonomik ve sosyal konseyi, uluslararası Adalet divanı, bunlar Birleşmiş Milletler'in başlıca organlarıdır. Tabii ki bu organlara bağlı olarak çalışan da bir sürü örgütleri mevcuttur. Şimdi üye ülkelerin oy hakkı almasına rağmen bağlayıcılığı yoktur sevgili arkadaşlar. Alınan kararları güvenlik konseyi üyelerinden birisinin veto etmesi durumunda Birleşmiş Milletler karar almamaktadır. Şimdi Birleşmiş Milletler'de veto hakkı bulunan ülkeler var arkadaşlar. Veto hakkı bulunan yani alınan kararın <laughs> veto edilip edilmemesi durumu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in veto hakkı bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. E, alınan bir kararı bu ülkelerden herhangi bir... Ülke eğer veto ederse tabi bu e, geçersiz sayılacaktır. E, sevgili arkadaşlar, ekonomik ve sosyal konsey üyeleri arasında ekonomik ilişkilerin çözümü için işbirliği e, yapılır. Uluslararası Adalet Divanı ise ülkeler arasındaki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılır. E, Uluslararası Adalet Divanı sevgili arkadaşlar lahiydedir. Geri kalan organları ise e, New York'tadır. Genel sekreterlik örgütün idari organıdır. Ee, İslam İşbirliği Teşkilatı, Mescidi Aksa'ya yapılan saldırı sonucunda İslam ülkelerinin bir araya gelip oluşturduğu bir örgüttür sevgili arkadaşlar. Türkiye'de sonra üye olmuştur. Ee, 57 üye ile dünyanın ikinci kalabalık örgütüdür sevgili arkadaşlar. Ee, Türkiye 2016-2019 yılları arasında örgütün dönem başkanlığını yapmıştır. Ee, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi ise Cidde'dedir. Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Örgütü Türkiye bu örgütün üyelerinden biridir. E, sevgili arkadaşlar, e, hatta kurucu üyesiz, e, Üye ülkelerde ekonomik gelişme ve istihdamı arttırmak hedef ülkeler arasındaki ticaret, ekonomi, istihdam bunları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda uluslararası ticarette ayrımcılık yapılmasını engellemek, üye ülkelerin demokrasi, insan hakları ve birey özgürlüğüne yönelik çalışmaların arttırılması. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar, Türkiye OECD'ye üye olan ülkelerden bir tanesidir. Petrol ihraç eden ülkeler birliği, OPEC. Petrol ihraç eden ülkeler birliğine baktığımızda sevgili arkadaşlar, İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Venezuela tarafından kurulmuş bir örgüttür. İlerleyen yıllarda üye sayısı artmıştır. Ee, mesela sonradan katılan Nijerya var, Libya var sevgili arkadaşlar. Endonezya var, Katar var, Ekvador var. Yani ilerleyen yıllarda e, üye sayısı artmış. Bu örgütün temel amacı sevgili arkadaşlar petrolle ilgili politikaları belirlemek. Yani çıkar miktarını belirlemek Piyasalarını belirlemek, üretimin devamlılığını sağlamaktır. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde e, petrol ihraç eden e, ülkeler birliğine üye sayısı oldukça fazladır. Peki Grup 20 yani G20. G20 sevgili arkadaşlar e, gelişmiş ve gelişmekte olan 19 ülke ile AB komisyonundan oluşur. Türkiye bunun üyelerinden biridir sevgili arkadaşlar buna üye olan ülkeler g8 üyeleri bildiğimiz üzere g8 tekrar g7'ye düşürüldü sevgili arkadaşlar g8 üyelerinden bazı örnekleri verecek olursak mesela ABD Kanada Japonya Almanya Fransa Evet İngiltere' İtalya ve bunlar sevgili arkadaşlar bu G7 üyeleri. G7 üyelerinin tamamı grup 20 üyedir. Aynı zamanda Türkiye üyesidir sevgili arkadaşlar. Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore bunlar üye olan bazı ülkelerdir. Üye ülkeler dünyada üretilen mal ve hizmetlerin %85'ine sahiptir sevgili arkadaşlar. Temel amaç bu ülkeler arasında ticareti geliştirmektir ve e, ülkemizde Grup 20 üye olan ülkelerle ciddi anlamda e, ticaret yapmaktadır. Sevgili arkadaşlar, 2015 yılında G20 toplantısı e, ülkemizde yapılmıştır. E, hatta Antalya kentimizde yapılmıştır. Evet gelişen 8 ülke D8. Sevgili arkadaşlar İstanbul'da 97'de İstanbul'da kurulmuştur. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya. Daha çok İslam ülkelerinin bir araya gelip oluşturduğu bir örgüttür. Ve D8 üyeleri aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı içinde de yer alırlar. Ee, Türkiye kuruluşunun çalışmalarını ko koordine etmekle görevlidir sevgili arkadaşlar. Evet askeri bir örgüttür NATO sevgili arkadaşlar. Askeri bir örgüt 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş bir örgüttür. Eğer üye ülkelerden birine bir saldırı yapılırsa sevgili arkadaşlar bütün NATO üyelerine yapılmış varsayılır ve ona göre hamleler yapılır sevgili arkadaşlar. Peki ülkemiz 1952 yılında Kore'ye asker göndererek, NATO'ya üye olmuştur, NATO'ya kabul edilmiştir. Günümüzde 28 tane üyesi ve son katılan üye ülkeyi de ekleyelim sevgili arkadaşlar. Finlandiya, Finlandiya yakın zamanda katılmıştır, yani 29'a çıkmıştır. Şu anda üyelik çalışmaları devam eden İsveç ülkesi de bulunmaktadır. Evet, Yeşil Barış temel hedef yani Greenpeace'in temel hedefi dünyada e, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak. Mesela e, iklim değişikliklerine e, değişiklikleriyle ilgili çalışmalar. Mesela fok avcılığını azaltmak, fosil yakıt tüketimini azaltmak, e, nükleer silahlanmaya son vermek. Yani temel amaç sevgili arkadaşlar daha temiz bir çevre, daha temiz bir dünya çalışmasıdır. Bunda bireysel bir e, durum söz konusu. Ülkeler e, bu örgüte e, üye olamaz sevgili arkadaşlar. Bireysellik yani gönüllük esas alınmaktadır sevgili arkadaşlar. Evet sorularımıza bakıyoruz. NATO 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan askeri bir örgüttür. Aşağıdakilerden hangisi NATO'ya olan ülkelerden biri değildir? NATO zaten Sovyet Rusya'ya karşı kurulmuştur. Bu nedenle Rusya NATO'ya üye değildir. Evet Birleşmiş Milletler'e üye 194 ülke olmasına rağmen Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan 5 ülkenin veto yetkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen ülkelerden biri değildir. Veto hakkı bulunmayan ülke Almanya'dır sevgili arkadaşlar. Ee, Almanya ve Japonya gibi ülkelerin veto hakkı yoktur. Evet Rusya, Fransa, İngiltere, Çin e, bunların veto hakkı bulunmaktadır. Cevabımız A'dır. Türkiye'nin üyesi olduğu küresel örgütler arasında örgütlerden hangileri yer almaktadır? Küresel örgütlere baktığımızda G20 üyesiyiz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na üyeyiz ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üyeyiz sevgili arkadaşlar. Yani 2, 3 ve 4'e üyeyiz. Evet, yukarıda önemli özellikleri verilen küresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Dünya petrol fiyatlarını ve üretiminin belirlenmesi üyeleri dünya petrol yataklarının %70'den fazla. Burada petrolle ilgili bir örgütten bahsediliyor. O da sevgili arkadaşlar Petrol ihraç Eden Ülkeler Birliği yani OPEC'tir. Evet yukarıda sembolü gösterilen Birleşmiş Milletler'in organı olan örgütlenmenin kuruluş amaçları arasında üye ülkeler arasında eğitim ve kültür birliğini sağlamak. Üye evet UNESCO Hedeflerinden biri bu. Askeri alanda işbirliği sağlayarak ortak savunma gücü oluşturmak yok. Toplumları birbirine yaklaştırarak bilim ve demokrasinin gelişmesini sağlamak var. Cevabımız 2 olacak yani B'dir. Evet yukarıdaki haritada farklı renklerle belirtilen İslam işbirliği üyeleri aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar şurada yeşille gösterilen Nijerya'dır. Sevgili arkadaşlar evet Nijerya. Kırmızıyla gösterilen Endonezya'dır. Cevabımız E'dir.